Kına gecesinde eğlence olsun diye alınan darbuka. Az kalsın küçücük bir bebeğin sonu olacaktı. Oyun sırasında 6 yaşındaki abi darbukayı 1 yaşındaki kardeşinin başına geçirdi. Anne kafaya oturan darbukayı saatlerce çıkarmaya çalıştı. Bakın küçük bebeğin boyu kadar olan darbuka nasıl çıkarıldı? Çok mutluyum, çok şükür yani kurtuldu. Titiz bir çalışma neticesinde Bünyamin'in başındaki darbukayı çıkarttı. 1 yaşındaki Bünyamin'in yaşadığı hayatının ilk zorlu sınavıydı. Kafasını darbukaya sıkıştırdı. O halde saatlerce kurtarılmayı bekledi. Ama neyse ki talihsiz bebeğin kafası sağ salim neredeyse boyu kadar olan darbukadan böyle çıkartıldı. Çok mutluyum, çok şükür yani kurtuldu. O saatte yani boğazına kadar geçmiş olsaydı yani bu olurdu, ölürdü. Bünyamin'i kafasında darbukayla hastaneye götüren olay aslında abisiyle oynadığı bir oyundu. Abi darbukayı Bünyamin'in kafasına geçirdi. İşte o darbuka kafadan çıkmayınca saatler süren bir uğraş başladı. Darbuka Bünyamin'in teyzesinin kına gecesinde çalınmak için alınmıştı. Eğlence kabusa dönüştü. Darbuka neredeyse bebeğin boğazına kadar uzandı. Aile saatlerce çabaladı ama olmadı. Hastaneye gittiler. İtfaiye de orada işe koyuldu. Gerekli ekipmanlarla darbukanın öncelikle saç bölümünü keserek, iki yerden keserek çocuğun boğazından çıkardık. Ağlıyordu Bünyamin. Çok korktu ya. İtfaiyeci amcaları yaklaşık bir saat süren titiz bir çalışmanın ardından Bünyamin'in kafasındaki darbukayı çıkardı. Küçük çocuk bu olayı ufak sıyrıklarla atlattı. Ancak bu olay itfaiyeciler için de bir tecrübe oldu. Çünkü bugüne kadar parmaktan yüzük çıkartmışlardı ama ilk kez kafadan darbukada bu olayla çıkmış oldu. Yüzük veya kelepçe olaylarımız oluştu ama hani ilk defa böyle bir olayla karşılaştık. Biz o çalışmaları yaparken biraz uyuyordu. Talihsiz kazayı anındaki birkaç sıyrıkla atlattı Bünyamin ve bugün anne ve babasıyla itfaiyeci amcalarını ziyaret etti. Bu kez herkesin yüzü gülüyordu. Hediyeler verildi, hatıra fotoğrafı çekildi. Yaşananlar güzel bir an olarak kaldı.